Kıymetli misafirlerimiz, Süreyya Faruki ile tarih sohbeti programımıza hoş geldiniz. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugünkü sohbetimiz Osmanlı'da esnaf üzerine olacak. Ee, hocamızın 1990 ve 2000'li yıllarda yayınlamış olduğu birçok makalenin derlemesinden oluşan Osmanlı dünyasında üretmek, pazarlamak ve yaşamak adlı kitap üzerinden konuşacağız. Ee, hocam, esnaf... Teşkilatı Osmanlı'da veya genel olarak esnaflar. Neler konuşabiliriz bunun hakkında? Vallahi bir, yani efendim nasıl çıktığını bana kalırsa çok iyi bilmiyoruz. Çünkü yani bununla ilgili kaynaklar e, oldukça eksik. Yani diyelim efendim e, Bursa üzerinde çalışmış olan, bir arkadaşımız var. 15. Çünkü bir tek Bursa için 15. yüzyılın son çeyreğine inen kayıtlar var. Ve orada Ketüda veya Yiğitbaşı veya efendim İhli Hibre gibi insanlar görünmemektedir. Onun için yani o dönemde bir organizasyon var mıydı yok muydu o konuda çok ...bir şey bilmiyoruz. Bence genellikle... ...şöyle düşünmek gerekir. Eğer kayıtlarda... ...Ketüda... E, e, ...efendi gibi... ...bir adam görünüyorsa... ...o zaman... ...bir örgüt söz konusu. Çünkü bu insanın ...anlaşılan... E, ...kendi yani... E, ...diyelim meslektaşlarını... ...kadının önünde... ...veya hatta... Sancak Bey veya efendim Sadrazam'ın önünde e, temsil edebilir. Ama efendim en eski e, nah defterlerinde bundan bahis yok. Yani hocam olan Ömer Lütfi Barkan bunları kırklı yıllarda yayınlamıştır. Ve okuduğumuz vakit orada en fazla ehli hibre yani... Efendim deneyimli esnaf anlamına gelen bir terimdir bu En fazla bunları görebiliyoruz. Onun için e, ketüda ve başı yani e, ile tam teşkilatlı bir e, örgütün mevcut olup olmadığını bilmiyoruz. Bana kalırsa bu örgüt p. 16. yüzyılda çıkmıştır. Çünkü şu anda sizlerle paylaşmak istediğim bir resim var. Efendim onu bir görelim mümkünse. Yani orada bir, 1582 yılında yapılmış olan bir şenlikten bir resim görüyorsunuz. Ve efendim bunu yapan insanlar grup olarak diyelim bir ekmekçi sahnesini yaratmışlar. Ee, yani orada hiç değilse görebildiğimiz kadarıyla bir fırın var. Fırına ekmek koyanlar var. Efendim hatta fırına konmayı bekleyen ekmekler de söz konusu. Yani bunu düzenleyenler çok büyük bir olasılıkla, yani bana sorarsanız %99 gibi bir olasılıkla artık bir esnaf örgütüne sahiptir. Ama dediğim gibi bu ne zaman ve nasıl meydana geldi o konuda soru var. Yani efendim Tekirdağ üzerinde çalışan, bir arkadaşımız var, adı Özlem Set, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde. Efendim onun bulduğu şöyle bir şey, adamın biri, efendim kadının önüne çıkar ve diyor ki ben bu kasabaya veya bu kente ekmek sağlayacağım, iyi zamanlarda ve kötü zamanlarda söz veriyorum ve o kadar. Yani Ketüda'dan izin aldım demiyor. Efendim diğer ekmekçiler de razilerdir demiyor. Yani bir bireysel olarak bir adam kadının önünü çıkıyor ve anlaşılan yani kendini bu şekilde kabul ettirmişti. Onun için yani dediğim gibi bu tabii Tekirdağ o zamanki adı Rodosçuk. Rodos ufak bir kasaba. Ve yani öyle ufak bir kasabada her halde tam teşkilatlı esnaf düzenini beklememek gerekir. Ama yani bundan çıkan önemli bir sonuç var. Efendim bütün her yerde aynı durum aynı değildir. Büyük kentler ile kasabalar arasında fark var. Bir de efendim bu kentlerin ne kadar zamandır Osmanlı kenti olduğu da önemli bir konu. Yani diyelim bu ikinci e, Bayezid döneminde yani 16. yüzyılın ilk yıllarında meydana getirilmiş olan e, naht defterlerinde Bursa konusunda çok bilgi var. Oysa İstanbul hakkında pek de o kadar değil. Yani herhalde düşündüğümüz vakit şu söz konusu. Efendim İstanbul'un fethinden 50 sene ya geçmiş ya geçmemiş. Ve henüz çarşısı o kadar gelişkin değil. Çünkü hali vakti yerinde olan Anadolu'dan gelecek olan insanlar tereddüt etmiş olacak. Yani üstelik Fatih bir ara bunlara size ev vereceğiz diye vaatte bulunmuş. Ondan sonra yok hayır bunu size mülk olarak vermeyiz. Siz Ayasofya'nın kiracısı olacaksınız. E bundan da çok hoşnutsuz olanlar da olmuş. Herhalde bir kısmı geri gitmiştir. Ve o zaman yani epey çalkıntılar var, üstelik bir veba salgınlığını da eklemek gerekir. Yani demek ki İstanbul'un çarşısı o zaman e, Bursa'nın çarşısı kadar gelişkin değilmiş. Onun için yani hani efendim biz de genellikle böyle ders kitaplarından kalmış bir yanlış anlayış var. Efendim Osmanlıların bir sistemi var ve efendim bu sistem neredeyse istisnasız ve neredeyse yani bozulma dönemi denilen bu dönem ben bunun yani uygun bir kelime olduğunu düşünmüyorum. Onun için böyle kötü kötü bakıyorum. Ee, ama yani o döneme kadar hep aynı kaldığını düşünüyorlar ve bana sorarsanız hiçbirisi doğru değil. Ee, onun için yani hani e, bir de bu iki resmimiz var. Şimdi isterseniz e, kebapçıyı da görelim. Bu ikisi efendim sahici dükkan değil. Bunlar şenlik için. ...gösteri için küçük diyelim birer sahne yaratmak için yapılmış düzenler. Üstelik orada çalışanlar da sahici, esnaf değil genellikle çünkü ağır oluyor. Halbuki yani bu olayı taşımak gerekiyor zaten yani hallerinden belli minyatürlerden ve e, o zaman... ...demek ki çırak ustasının rolüne girmiş oluyor. Herhalde bir güzel de eğlenmişler <laughs> diye düşünüyorum. E, ama yani bu diyelim ideal bir dünyada... ...efendim dükkanın böyle olması veya fırının böyle olması beklenmektedir. Halbuki yani hiçbir şey efendim böyle idealde olduğu gibi görünmüyor. Hatta yani bu resimler konusunda şöyle bir tartışma da var. Efendim camcılar camı üflüyorlar ve efendim sözüm ona orada cam meydana getiriyorlar. Şimdi bu konuda uzman olanlar bu yani doğru olamaz diyorlar. Çünkü binin yani camın bu duruma gelmesi için bin derecenin üstünde olması gerekiyor. Bin derecenin üstünde bir ısı yaratabilen bir fırın çok ağır. Üstelik icabında yani alttaki ahşabı yakma tehlikesi de var. Onun için Herhalde bu efendim yani bir sahne düzeni. Ee, orada sahici cam yaratılmıyor. Halbuki yani bunu böyle düşünenler var ve açıkçası ben de onlardan biriyim. Ee, ama yani yok hayır Osmanlılar bunun da çözümünü bulmuşlar diyenler var. Bana sorarsanız o zamanın teknolojisiyle... Bunu yapmak pek zordur çünkü efendim yani ısısı bu kadar yüksek olan bir nesneyi ahşaba yaklaştırdığınız vakit yani izolasyon yaparsanız bile bu ve bu en nihayet birkaç saat duracak eninde sonunda ısınır ve kazaya neden olur. Onun için yani bunların ideal dünyanın yaratıkları olarak düşünebiliriz. Buna rağmen bu bizi pek çok konuda ilgi, ilginç bilgi veriyor. Hocam, müsaadenizle sürü alaylarında bu esnafların geçişini nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu aslında tam olarak ne demek? Sürü alayları esnasında esnaf odalarının çeşitli esnaf gruplarının geçmesi padişahın veya izleyicilerin Bunun önünde. Nasıl sorarsanız bu efendim 3. Murat tarafından gelen istek bunları bir şekilde bunların diyelim ileride olacak seferlerde özellikle bunların işbirliğini. ...sağlamak için bunlara diyelim biraz da pay verme yani e, isteğini e, görebiliyorum yani. En nihayet 17. yüzyılda, e, efendim Girit Savaşı sırasında yapılan bir e, e, geçit var, orada e, Ermeni olan ustalar at başında ve silahlı 4. Mehmet önün Mehmet'in önüne çıkmış ve selam vermiş. Padişah da selamlarını almıştır. E peki yani normal olarak bir gayrimüslim'in şehir içinde ata binmesi ve silahla gezmesi mümkün değil. Ama efendim yani o zaman görgü tanık, tan tanıkları bunu böyle anlatıyor. Bana sorarsanız belki de padişahın örtür yani bunlar herhangi yani köşe başında herhangi bir ekmekçi değil. Herhalde bunlar orduya peksimet falan da büyük miktarda sağlayabilen adamlar. Ve belki de verilen mesaj bakınız yani siz önemli adamsınız kendi işinizde. Müslüman olun o zaman bu saygıyı her gün görebilirsiniz. Bunu tabi bilmiyoruz. Bu sadece tahmin. Ama bana sorarsanız, e, yani böyle düşünmemin nedeni şu: 1582'den önce böyle bir şey yapılmamıştı. Yani üç, Kanuni Süleyman'ın şenlikleri üzerinde çalışmış olan bir insan var ve. Bu insanın üstelik fevkalade titiz, ee, İtalyancası da iyi ve efendim e, esnaf alayı ile ilgili herhangi bir kayda rastlamış değildir. Demek ki efendim yani kanuni ki kanuni en son e, efendim 30'lu yılların sonunda e, Hürrem ile evlendiği zaman, ...büyük düşenlik yaptırmış. Efendim... ...aynı zamanda da yeni kazanılan... ...zaferlerin de... ...kutlaması olacaktı. E, ve efendim... ...yani o zaman... E, ...ne diyeceksiniz? E, herhalde... ...o dönemde... ...esnaf örgütleri henüz... ...o kadar gelişkin değil. Fakat yani... 16. yüzyılın ikinci yarısında hem örgütlenme hem de görünürlük artmıştır. Ve yani 3. Murat saraydan çok çıkmadığı için yani herhalde onun fikri belki değildi ama vezirlerin herhalde telkiniyle bu insan grubu önemli olma başlamış. Bunları bir şekilde efendim e, devlet örgütüne dahil etmemiz gerekiyor ve belki yani efendim motivasyon bu olmuş olabilir ama bu tahmin zira yani bunu söyleyen herhangi bir e, kayıt yoktur. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Hocam Bursadan bahsettiniz, ondan da esasında konuşmak isterim ama ahi bağlantısını ben ve sanırım izleyicilerimiz merak ediyordur. Şimdi bakın ahillerle olan bağlantıyı anlamak oldukça zor. Çünkü yani kişi olarak bunları biz 15. yüzyılda görüyoruz. Daha önce zaten Osmanlı kayıtları mevcut değil. Ve o zaman ahiller eski öneminin büyük bir kısmını kaybetmişler. Ee, üstelik yani İbn Battuta'yı okuduğumuz vakit bu bunları bize meslek örgütleri olarak tanıtmıyor. Efendim bir şeyin etrafında toplanmış olan insan gruplarını anlatır. Bunlarda efendim işte gün düz kazandıklarının bir bölümünü şey de veriyor, bunları söylüyor. Ama yani hani bunlar ekmekçidir veya demircidir veya terzidir demiyor hiçbir yerde. Onun için zaten yani bu konuda pek bir şey bilmiyoruz demekte fayda var. Evet yani fütüvetle ilgili olan yazılar var. Ve bunlar esnaf çevrelerinde okunmuş, okuyabilenler okumuş, okuyamayanlara da yüksek sesle yani okumuşlar ki onlar da anlasın. Ama yani bunun fiili önemi herhalde yine kentten kente değişmiştir. Yani İstanbulla baktığımız vakit efendim Müslüman yani Müslüm karışık olan yani esnaf örgütleri var. Şimdi fütüvet çok ağır basmış olsaydı bu mümkün olamazdı. Yani çünkü fütüvet Müslümanlara özgü. Onun için demek ki 17. yüzyıl İstanbul'unda her halde, Fütüvet konusu eski öneminden bir kısmını kaybetmiş oluyor. Yoksa dediğim gibi bu kadar çok karışık esnaf örgütü zor düşünülür. Evet. Yani böyle bir problem var. Efendim öte yandan Saraybosna'da bunlar çok daha önemli. Ve 18. yüzyıla kadar yani yeni usta olan esnafın... Efendim fütüvet konusunda bilgili olmaları beklemektir. İstanbul'da böyle bir şeyden hiçbir yerde bahis yoktur. Demek ki yine orada efendim İstanbul örgütleri bir şeydir ve Saraybosna örgütleri başka bir şeydir. Yani problem bu bir yerde. Anladım. Yani bunu biraz daha e ...örgesel, yerel ve... ...zamana bağlı düşünmekte fayda var. Aynen. Ee, aynen. Üstelik... ...yani eğer evliyaya... ...güvenebilirsek... ...efendim, onun babası malum... ...kuyumcu. Efendim, kuyumcuların... ...tabii tabi ki parası var. Efendim... E, ...kendi yani usta... E, ...efendim çıraklarını usta... ...yaptıkları zaman... E, ...çok masraflı bir şenlik... ...yapıyorlarmış. Dördüncü Murat da... ...bir iki kere katılmış. Ee, yani hani... ...başka bir esnaf örgütünün... ...bunu yapacak... ...hali yoktur. Ee, Sahaf, sahafların... o geleneği hala devam ettirdiğini... ...biliyorum hocam. Sahaflar Şeyhi... ...seçilip bugün dahi... Daha ...dün vefat eden önemli bir sahafımız vardı. O gelenek içerisinde... yer alıyorlar ve bu isimle... ...analıyorlar. Sahaflar Şeyhizade... Esen evet. Efendi, Hı -hı. Yani Hatta e, 19. yüzyılda Esat Efendi, değil mi? Evet. Sahaflar şeyhizade. Bu adamın yazdıklarına asla inanmamalısınız. Evet. Çünkü yani bu tam anlamıyla propagandist. E, efendim, ikinci Mahmud'un yani Yeniçerileri, Kallarılışı ile ilgili olarak bir kitap yazmıştır. Ve yani hani dediğim gibi e, Amerikalıların bir lafı var. His master's voice. Hmm. E, yani e, padişah e, herhalde padişah ne istemişse evet. onu yazmıştır. Devlette bir görev aldığını biliyorum hocam. Matbaa ha, ama ama yani bir sürü insan görev alıyor da Tabii. bu kadar aşırıya gitmeyebilir. Tabii. Oysa yani... Onun için benim gözümde ben Esat Efendi'nin bu yazısını bir kere okudum ve halen de yani çok da bulduğum bir, bir e, insan olarak e, aklımda kalmıştır ama evet. o başka bir şey. Hocam Bursa'dan da bir iki cümleyle bahsedecek olursak programımızın sonuna doğru geliyoruz. E, Bursa'da üretmek ve yaşamak başlığıyla kitabınızda bahsediliyor bu mesele. Bursa'daki kadın... E, lardan bu, özellikle ticaretle uğraşan uluslararası ticaretle uğraşan kadınlardan e, bahsetmek ister misiniz? Evet diyorum. tabii bu çünkü benim favorim e, e, zira kaç zamandır efendim e, insanlar e, bir yani e, insanların okuduğu bir kaynak var. Bu da Efendim 1. Selim zamanında yani 16. yüzyılın başında Efendim e, ipek ticaret, yani ipek ithalatını yasak ettiği zaman Efendim aldığı cezalarla ilgilidir. Ve Efendim yani e, bu anlaşılan ilk başta bu yasak biraz muğlak imiş. Çünkü eğer murlak olmasaydı insanlar gidip de efendim Mizani Harir'de satışlarını kaydettirmezdi değil mi? Evet. Yani bunca insan kaz değil ya herhalde bunu görünmeden satış yaparlardı. Oysa bunlar gitmişler resmi bir şekilde bunu efendim mizan-ı e, kaydettirmişler. Ondan sonra efendim bu kayıtlara dayanarak efendim insanlardan ceza parası alınmıştır. Bayağı da ciddi bir ceza parası. Ancak zaten yani bütün bu, bu kanuni değildi büyük bir ölçüde. Zira yani birinci Selim öldükten sonra Süleyman tahtaya geçer geçmez bunu iptal etmiştir evet. ve yani eğer anlatıldılar doğru ise Efendim yani danışmanı olan ulema bu işlerin yani şeriata aykırı olduğunu söylemişler. Süleyman' da bunları dinlemiş. Ee, ne, ama orada, ceza ödeyenler arasında birkaç kadın var. Yani çok büyük yatırımcı değil. Yani efendim devede kulak diyeceksiniz miktar olarak. Ama var olması enteresan. Herhalde bunlar tüccar ailesinden olan kadınlar. Yani akrabaları efendim demiş ki bu karlı bir yatırım sen de dene. Yani herhalde böyle olmuştur. Ama yani benim çok garipsediğim bir olay var. Bu dokümanlar üzerinde çalışan çok insan olmuş. Ve efendim kadınların da bu ticarete yatırım yaptıklarını kimse söylememiştir. Onun için yani zaten kadınlar söz konusu olunca Tabii ki yani daha önce kullanılmamış olan kaynaklara bakmak gerekiyor ama bazen de zaten bildiğimiz, kullandığımız kaynakları daha dikkatli bir gözle okumamız yeterli olabilir. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bugünkü programımızı bu şekilde kapatmak zorunda kalıyoruz. Bize verilen ayrılan sürenin sonuna geldiğimiz için bir sonraki programda görüşmek üzere. 我吃过了。